Kolay gelsin. Hocam. Burada. Daha önce burada görmemiştim. Hocam okuldan geliyorum. Okulda papağan var. Hastanın her gün gittiği ortamda papağan besleniyor hocam. Papağan psikozun başlıca kaynağı değil mi? Başkası. Başkası katil. Papağan olamaz. Doktor Murat'tan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Hocam psikoz sinirsel sorunlara sebep oluyor olamaz mı diyorum. Yani nörolojik komplikasyon doğuruyor olamaz mı? Kaç çocuk var sınıfta? Bilmem 20 falan herhalde. Kaç tanesi hasta? Hiçbiri ama. Yani diyorsun ki 6 yaşındaki çocuklar koskoca öğretmenlerinden daha fazla takıp kuş hijyenine, öyle mi? Evine gittiniz mi evine? Gidin evine bakın. Nasıl yani? Evine gidin derken? Evine gidin derken işte evine gidin. Gidin evine, açın kapıyı, girin içeri. Bakın etrafa, yere yatın, küf koklayın, mikrop bakın. Delil toplayın, delil. Katili arıyoruz ya. Çizerek de anlatayım mı? Yo, anladım. O zaman anahtarı mı isteyelim hastadan? Yok artık, ne anahtarı canım? Habersiz, habersiz gidin. Polis suç mahalline giderken izin ister mi? Hocam orası suç mahalli değil ki. Nereden biliyorsun? Hı? Bana bak. Bu kadın bana hiç tekin gelmedi ha. Bu evinde kaçak içki falan üretiyor musun? Hocam yani kız kendi halinde bir ilkokul öğretmeni yapmayın Allah aşkına. Diyorsun. Afiyet olsun. Hı. Güzel mi? Hı. Şu arkadaki pembeliği gördün mü? Seni sandviçe hazırlayan kadın. Geçmiş olsun. Biliyorsun hastane kurallarına göre hastaysan evde oturacaksın, işe gelmeyeceksin. Ama ne yapalım, herkes kurallara uymuyor işte. Ne demek istiyorsunuz tam olarak, ben anlamadım. Yani demek istiyorum ki ummadık taş baş yarar. Kadının evine gidin. İyice bir bakın. Çöplerini karıştırın, çekmecelerini karıştırın, ecza dolabına bakın. Bakın bakalım, o da sümüğünü koluna siliyor muymuş? Eğer ciddiyseniz, ben kimsenin evine öyle izinsiz falan giremem. Zamanında girmişsin ama mahallendeki markete izinsiz. Boşver. Olur öyle şeyler, takma kafana. 16 yaşındaydın. Arkadaşlarına uydun, gençlik hatası, bilemedin. Oldu bitti. Allah'tan baban araya girdi de market sahibi şikayetçi olmadı, siciline işlenmedi. Sen ona dua et. Sen benim eski mahalleme mi gittin? Ayıp ediyorsun. Memoli, he? Öyle mi diyorlardı sana? Memoli. Ben her birinizi işe alırken donuna kadar araştırıyorum. Senin hakkında da bayağı bir şey öğrendim. Dolap dereli. Bu gençlik hatan da bayağı bir işime yaradı işe alırken seni. Beni o yüzden işe aldın yani, öyle mi? 16 yaşında yaptığım aptalca bir hata yüzünden. Yani kısmen. Seni sokaktan geldiğin için işe aldım. Tam da böyle birine ihtiyacım var burada benim. Kafaları bilen birine. Öyle kolay tufaya gelmeyecek. Gerektiğinde hafiften üç kağıt çevirebilecek birine. Anlatabiliyor muyum? Dava edeceğim seni. Niye? Seni işe aldım diye mi? Yok. Birinin evine izinsiz girmiyorum diye beni kovacağın için. Şunu bir tazeliği ver.